61. Los antibióticos están diseñados para combatir y atacar a la célula bacteriana sin dañar a la célula sana. Antibiyotikler sağlıklı hücreye zarar vermeden, sağlıklı hücreye zarar vermeden bakteri hücresine karşı savaşmak için tasarlanmıştır antibiyotikler. Evet. Peki. Antibiyotikler zarar vermeden, sağlıklı hücreye zarar vermeden bakteriyle savaşmak için. Las bacterias son organismos unicelulares que pueden ser beneficiosas o patógenas para el hombre. Diyor ki bakteriler insanlar için faydalı veya hastalıklı patojen olabilecek tek hücreli organizmalardır. Peki antibiyotiklerden bahsetti, sonra bakterinin olduğunu anlattı. La mayoría de las bacterias pueden vivir y replicarse fuera de un ambiente celular. Çoğu bakteriler veya bakterilerin çoğunluğu hücresel ortamın dışında çoğalabilir ve yaşayabilirler. Gene bakteriden bahsediyor. Hücresel ortamın dışında çoğalabilir ve yaşayabilirler. Peki. Las sustancias peligrosas producen lesiones cáusticas en los labios y en las mucosas de la boca y garganta. Bu biraz değişik oldu. Las sustancias peligrosas, tehlikeli maddeler veya tehlikeli madde, evet içerik madde ne yapıyorlar? Dudaklarına ve ağız ve boğazdaki mukosada, o sümüksü yapıda. Şimdi bunun çok bildiğim bir şey değil ama kaustik lezyon, kaustik bozukluklara, kaustik rahatsızlıklara lezyonlar oluşturur diyor. Şimdi burada tehlikeli maddeden bahsediyor. Bakteri, antibiyotik bakteri diye geldi. Bir de buna bakalım. Por el contrario, los virus son parásitos intracelulares, carecen de vida independiente y necesitan para replicarse en interior de las células vivas del huésped que invaden. Uzun bir cümle ama buna karşılık virüs buna karşılık virüsler intraselular, hücre dışı parazitlerdir. Karesel, eksik olma. Karesen de vida independiente, bağımsız hayattan eksikler, yani bağımsız yaşamdan yoksunlar. Bunun daha Türkçesi bağımsız yaşamları yoktur. Ve çoğalmak için canlı hücrenin içine ihtiyaçları var. Canlı hücrenin içine ihtiyaçları var çoğalmak için. Hangi canlı hücre bu? İstila ettikleri o işte el huésped, çok güzel bir ifade burada. O istila ettikleri misafir yer mi denir ona? İstila ettikleri canlının içindeki o canlı hücreye ihtiyaçları var. Konak deniyordu galiba buna. Evet. İstila ettikleri konağın canlı hücrelerinin içinde ancak çoğalabilirler. Dolayısıyla bu içinde çoğalma, dışında çoğalma güzel. Burada birbirine bağlı şu. Antibiyotikler bakterilerle şey yapıyor. Bakteriler böyle böyledir. Çoğusu işte bağımsız yaşayabilir. Buna karşın virüs bağımsız yaşayamaz diye. Evet, şuradaki o zararlı tehlikeli maddeler işte lezyonlara sebep olabilir falan filan. Bu bizim anlamımızı bozuyor. En azından gidişata bir makas atmış o da olmaz. Cevabımız bu durumda D. Geldim 62'ye.
En el simposio habían muchos especialistas en técnicas psicológicas para mejorar el humor y hacer reír a las personas. Sempozyumda birçok uzman vardı. Psikolojik teknikler konusunda uzman. Evet, psikolojik teknikler konusunda birçok uzman vardı. Ne yapmak için? Paramevralar. Ne yapmak için? İşte insanların ruh halini iyileştirmek ve onları güldürmek için. İyi aferreir. Onları güldürmek için. Bu ifadeyi de hakikaten ilk defa YDS sorusunda gördüm. Psikolojikanın yani o PS yazılanın aynı anlamda gayet de kabul edilen bir ifadeymiş. Psikolojikanın yerine psikolojika. Söylemesi aslında daha kolay mantıklı da. İşte o PS harfine çok alışız ya. Bunu ilk defa görüyorum burada. Varmış, yapacak bir şey yok. Evet, ne dedik? İşte insanları güldürmek, ruh hallerini düzeltmek için sempozyumda birçok psikolojik teknikler alanında uzman vardı diyor. El sentido del humor es en general bueno para la salud y el bienestar mental. Yani mizah duygusu veyahut işte moral durumu mizah anlamı da var. Mizah duygusu anlamı da var bunun. El sentido del humor. Ne diyelim? Ruh sağlığı. Ups, an gösteremedim. Ruh sağlığı ve ruh İyi durumu. Ne denir ki ona? El bienestar mental. Ruh esenliği. Vay 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 vay. Muhteşem bir kelime buldum. Ruh sağlığı ve esenliği için iyi bir şeydir diyor. İyi gidiyor. İnsanları güldürüyorlar. İşte psikolojik teknikler. Dolayısıyla mizah anlayışı da ruh sağlığı için önemlidir, iyidir diyor. Durante el noveno simposio sobre enfermedades psicológicas se puso de manifiesto que reír a menudo ayuda a superar enfermedades patológicas. Peki, sobre enfermedad. Peki, şuradan başlarsak. Psikolojik hastalıklarla ilgili şurada. Psikolojik hastalıklarla ilgili 9. sempozyum boyunca evet, gülmenin patolojik hastalıkların üstesinden gelmeye epey bir yardımcı olduğu yardımcı olduğu anlaşıldı. Ortaya konuldu. Sepusu de manifesto. Anlaşıldı, ortaya konuldu. Según expertos, el buen humor contribuye a afrontar mejor las enfermedades y a superar problemas. Bu da bayağı birbirine yakın oldu. Uzmanlara göre iyi mizah ve moral durumun yüksek olması da olabilir. Parantez açıyorum hep ama galiba mizah çünkü gülmeye çalışıyorlardı. İyi mizah hastalıklarla daha iyi başa çıkmayı, afrontar mejor las enfermedades, hastalıklarla başa çıkmak daha iyi ve ne yapıyor? Problemlerin üstesinden gelmeye kontribuye, destek oluyor. Uzmanlara göre iyi bir mizah duygusu problemlerin üstesinden gelmeye ve hastalıklarla daha iyi baş etmeyi destek oluyor. Katkıda bulunuyor. Si tienes menos de 35 años y cumples determinadas características, puedes ser donante. Ay, çok güzel. Çok, gerçekten çok mantıklı. 15 yaşının altındaysanız, altındaysan ve belirli özellikleri taşıyorsanız, şu cumples determinadas características, belli özellikleri, belirtilmiş özellikleri tamamlıyorsan bağışçı olabilirsin diyor. Kan bağışçısı veyahut da para bağışçısı dediğimiz değil mi? O şekilde bağışçı olabilirsin. Evet.
Sempozyum dedik, mizah duygusu dedik, işte iyi bir mizah duygusu dolayısıyla yardımcı oluyor, yardımcı oluyor dedik, ondan sonra bağışlı dedik. Evet, burada anlam bütünlüğümüzü bozan eşik oldu. Ve geldim galiba bu bölümün, evet bu bölümün sonuna geldim. El sistema no necesita movimiento alguno del usuario ni orden de carácter verbal. Ha, sistemin kullanıcı hareketine, kullanıcının herhangi bir hareketine ha, ne ona ihtiyacı var ne de sözel bir talimata ihtiyacı var. Sistemin kullanıcı hareketi veya sözel bir talimata ihtiyacı yok anlamında. Öyle de toparlayabiliriz. Toyota ha anunciado la creación de una silla de ruedas capaz de detectar las ondas cerebrales del paciente y reaccionar a ellas moviéndose en la dirección indicada. Toyota bir tekerlekli sandalyenin üretimini, daha doğrusu üretimini değil de icadını yaratıldığını diyor. Evet, yani yaratıldı kelimesi bize hep çok ters gelen bir şey. İcadını ben yapıldığını ilan etti diyelim. Silla de ruedas, tekerlekli sandalye. Bunun da bir kapasitesi var. Nasıl bir yetiye sahip? Hastanın beyin dalgalarını, hastanın serebral ondas, hastanın beyin dalgalarını algılayabilen ve neredeydi o? Enna direksiyon ve belirtilen yöne, enna direksiyon indikada, belirtilen yönde hareket ederek buna tepki verebilen bir tekerlekli sandalye ürettiğini ilan etti. Süper. Onda. Dalga. Bak, beyin dalgasının las ondas cerebrales aynı kelime olduğunu bilmiyordum. Oya'ydı zaten değil mi? Denizdeki Oya. Bu da la onda. Ne kadar benziyor. El proyecto informático. Çok konuştum. Çok girdim araya. El proyecto informático había sido pospuesto para el año venidero en razón que el presupuesto solicitado no tuvo aprobación. İstenilen bütçe onaylanmadığı gerekçesiyle not aprobat onaylanmadığı gerekçesiyle bilgisayar projesi önümüzdeki yıla ertelendi. Peki, ertelenmişti hatta abi asilo. Bilgisayar projesi. Bu tuhaf geldi bana. Devam edelim. La persona que utiliza la silla de ruedas debe llevar un gorro que lee las señales del cerebro. Ah, konuya geri döndük şimdi. Tekerlekli sandalyeyi kullanan kişi bir şapka, un gorro, bir şapka taşımak zorunda ki bu da ne yapıyor? Beyindeki sinyalleri okuyor. Beyindeki sinyalleri okuyan bir şapka taşımak veya kullanmak zorunda. Konuya geri döndük. Mediante esta tecnología, la silla de ruedas puede girar a la izquierda y a la derecha y avanzar casi de manera instantánea. Bu teknoloji sayesinde, mediante ve bu teknolojiyi kullanarak tekerlekli sandalye sağ ve sola dönebilir. Hatta ileri gidebilir. Y avanzar casi de manera. Ha, hemen hemen aynı anda. Neredeyse anında. Bu da şeye bağlıyor değil mi? Beyin dalgalarının okuduğu için işte sağ sol işte ileri git falan hareketlerini casi de manera instantanea. Neredeyse anında bu sağ sol ve öne gitme olaylarını yapabiliyor diyor. Dolayısıyla herhangi bir harekete yok, gerek yok. Sözel bir talimata gerek yok. Toyota bu tekerleği icat ettiğini bildirdi.
beyin dalgalarına cevap veren, buradan devam edersem kişinin bu dalgaları okuyabilecek bir şapkaya ihtiyacı var. Ya işte başlık, pardon, şapka kötü oldu, başlık. O kelimeyi bulamamıştım biraz önce. Bir başlığa ihtiyacı var ve bu başlığı ve bu teknoloji sayesinde hemen anında okuduğu için sağ sola gidebiliyor. Efendim, bilgisayar projesi için para yoktu cümlesi bizim anlam bütünlüğümüzü bozan cümle oldu. Evet. Bir sonraki ders görüşmek üzere. Hoşça kalın.